acceptable. Fena bir sağ kroşe Naim'den. Biraz daha çenesinin ucusuna, ucuna gelse İsveçli boksör arka arkaya kariyerinde ikinci nakavtı yaşayabilirdi. Rakibi nakavtta edebilir demiş. Her şey olabilir. Boksun en büyük özelliği de bu zaten. Ekranlarınızın başında gözünüzü kırpmadan izliyorsanız sebebi bu zaten. Sürpriz bir yumrukla favori kaybeder mi? Bunu bayağı bir yaşadık. Sağ direk geliyor. Solla yokladı. Sağ direkte devam etti Kosovalı Naim. Sven Forling yeni bir atak peşinde, 6. rounddayız. Çok net olmamakla birlikte rakibini yine yakalamayı başarıyor. Yine serteri yumruklardan bir tanesi çıkabilirdi. Açıkçası Kosovalı Naim sol direğini önde tutuyor. Sağ direk yolladı, isabet yok. Sol koşe. Sağ direk çok netti bu. Arkasından devamı geliyor. Yine sallandı. En ağır yumrukları alıyor 6. round'da. Belki de hakem araya girebilir. Çok kritik anlar yaşadık. Gerçekten bir anda knockoutlu bir sonuç gelebilirdi İsveçli boksör adına. Sağ direk. Bunda bir knockdown yok. Devam edecek mücadele. Sağ kroşe tekrar. Kondisyon açısından da düştü Kosovalı boksör Naim Terbunya. Sağ sol direkler devam ediyor. Sağ kroşeyi savurdu. Yüzünü sıyırıp geçti orada Kosovalı Naim'in. Forling'in yukarı yumrukları çok mu zayıf yoksa Naim'in çenesi mi çok güçlü? Bunu anlamaya çalışıyorum açıkçası. Yedinci round başladı. Mideye uzandı, vurdu. İsveçli boksör Sven Forling. Ringde yerinde kalmıyor, sürekli hareket ediyor. Ringin her tarafını kullanmaya başladı. Sağ sol direk. Ama ne yaparsa yapsın Kosovalı boksör maalesef İsveçli boksör karşısında sürekli yakalanıyor. Bir yere kadar gidiyor. Forling. Dirsek darbesi var orada. Sol koşa geliyor şimdi Naim'den Kosovalı boksör. Zaman zaman sürpriz yumruklara imza atıyor. Bir sağ kroşe daha denedi. Savurduğu sağ kroşe isabet bulmadı tekrar. Omuzuyla Naim iplere kadar taşıdı rakibini. Yedinci roundda ortalara doğru geldik. Sol koşa geliyor.
köşeye sıkıştırıyor tekrar. Kosovalı yıkılmamakta kararlı. Sağ koşa geldi. Tam tersine rakibi sürpriz bir yumrukla yıkmanın da peşinde. Sadrek. Diz çöktürdü burada ama bu bir knockdown'a sebep değil. Soldrek. Tekrar önünü aldı rakibini. Naim'den bir sağ kroşe daha geliyor. İsveçli boksörün çok fazla açık verdiğini de söyleyebiliriz. Naim geriye doğru çekildi şimdi. Kapalı vaziyette. Buna rağmen rakibi yakalamakta. O zaman zaten hakem bitirir. 8. round. Son round başladı. Naim'den bir sağ kroşe 8. roundda. Maç döner mi bir anda? Sağlı sollu kroşeler gire İsveçli Forling'den. Forling iplerde yakaladı. Tekrar ortaya geldiler mücadeleye. Sol kroşe girişimi var. Sol direkt tekrar. Sol direkt. Naim sol direktler almaya devam ediyor. Sol koşe, Forling. Sol direk denemesi var. Arka arkaya iki tane sol direk. Dirseğiyle bastırdı, koltuk altına aldı. Bunlar da İsveçli boksörün yaptığı kural dışı hareketler. Sağ koşe savurdu. Aradan direkt yumruk aldı Naim. Yıkılma be Naim. Bitir bu maçı. Hatta nakavt edersen bütün dünyayı şaşkına çevirirsin. Sadrek. Bir sağ kroşe girişimi daha var. Solu da vurdu. Naim ve rakibi adeta savaş veriyorlar. İsveçli yine sokulmaya başladı. Tehlikeli geliyor. Sallanıyor. Ayakta durmakta. Gerçekten güçlük çekiyor. Yıkıldı, yıkılacak. Bir sol koşa vurdu. Buna rağmen vurdu. Bu boksörün, Kosovalı'nın bugüne kadar hiç knockout olmadığını söylemiştim. Neden knockout olmadığı ortaya çıktı. Üzerine bastırarak düşürdün dedi. Knockdown saymadı hakem. Sol koşe. Sağ geldi bu arada Naim'den. Kosovalı boksör. Gerçekten bu serseri yumruklardan bir tanesini tam isabet ettirirse çeneğin ucuna, kulak dibine yatırabilir, dengesini bozar rakibin. Ama İsveçli öyle vuruyor ki oyunun kontrolünü maçın başından beri üstün götürdü. Sol direk attı. Karşılaşmada artık son saniyeler. 8. round'un son anlarında Kosovalı boksör köşede. İsveçli arka arkaya çok sert yumruklarla gidiyor. Ama bakın Naim yıkılmadı. İnanılmaz bir maç oluyor son round'da. Hakkını verdi iki boksör de. Karşılaşmanın sonuna kadar maç yapmak için vardılar. İyi ya da kötü bakın. Olağanüstü boksörler demiyorum. In favor of your winner by unanimous decision, and the new Swedish light heavyweight champion, Trane Korsgaard.